Galatasaray'a yakın diyebilirdim ama dediğim gibi oyuncu sanki parayı tercih edecek gibi, ama bu transferde en çok istekli olan kulüp Galatasaray. Ne Porto ne Suudi Arabistan kulüpleri. Galatasaray Zaten çok istiyor. hani Okan Hoca istiyor. Sofyan... markette Rafa Silva varsa o transfer çok kolay olmayacaktır, hem de bedelsiz bir şekilde. Ya tabii ki imza parası zaten bonservis gibi imza parası alıyorlar. O Yani hani ismi değişti. diyoruz ya, oyuncu boşta, ne boştasın. Menajeri ona göre alıyor. Şey, ona göre alıyor futbolcu. Mbappé'nin bu Galatasaray'a arada yakışır bak. biliyorsunuz değil mi ne Tabii. kadar imza parası alacağını? Hani konu dışı da. 100 kaç mı? 100 milyon 100 euro. milyon euro. Duymuştum da inanmamıştım. Öyle imza parası mı olur kardeşim ya? 100 milyon euro. Bir Mbappe de olunca hem imza parası hem de o kadar da yıllık şey ücret ücret, alıyorsun. Yani doğru. çok uçtu ortalık bu konuda, ama Rafa Silva'yı Galatasaray'a ya da Türkiye Ligi'ne gelmesini çok isterim. Galatasaray'a da yakışır. Galatasaray çok emek verdi ama bazen yetmiyor emek ya da o cazibe, kulübün cazibesi. Çünkü oyuncu para için, işte Benzema'yı görüyoruz. Ronaldo'yu gördük. Yani gidiyorlar. Benzema 200 milyon euro kazanıyor mesela. O da sakat bu arada. Hani Fenerbahçe'ye falan zaman zaman gündeme geliyor. Hani Fenerbahçe, Orayla Lewandowski falan, feshetti diye Benzema. biliyorum Benzema. Bilemiyorum ama onun da bir sakatlığı var. Var var. Tedavi oluyor. Hatta Real Madrid'in doktoruna İspanya'da tedavi oluyor. Bakalım Rafa Silva transferi nasıl bir aşamaya gelecek. Hocam Amrabat'la ilgili şunu söyleyecektim, unuttum. Aklıma geldi, söyleyeyim. Şimdi Amrabat ismi bir anda çok gündem oldu ama sonrasında Adrien Rabiot daha çok yazılmaya başlandı. Eğer Galatasaray Amrabat'a rağmen Rabiot'u tercih edecekse, ki bence Rabiot hani çok çok kaliteli, iyi bir oyuncu. Amrabat'ın Afrika Kupası serüvenini düşünüyor olabilir. Yani şimdi çok kritik bir anda olacak yine. Bu yıl Afrika Kupası bir daha var, onu söyleyeyim. Çünkü Evet. bir yıl ertelendiği için üst üste geldi. Hani izleyicilerimiz şaşırabilir. Geçen yıl vardı, bu yıl nasıl olacak diye. Bu yıl da var Afrika Kupası. Ve yani kabul edelim ki işte Aralık, Ocak sezonun en kritik noktasında bu oyuncular olmuyor. Ya şimdi bu dönemde ben hiçbir futbolcu ile ilgili çok negatif konuşmaktan yana değilim. Zaten ben hep genelde destekleyici tavırlar sergiliyorum ama benim böyle çok beğendiğim, biraz daha az beğendiğim oyuncular da var. Veya işte ben genelde çok beğenmediklerime daha az beğendiğim diyebilirim. Rabiot benim Galatasaray'a kesinlikle faydalı olacağını düşündüğüm oyunculardan bir tanesi. Torreira ile iyi bir ikili de olurlar. Ama Amrabat'a gelince o benim az beğendiklerimin içinde. Yani teknik özelliklerini ayrı değerlendirmek lazım. Bu sene oynadığı oyunda Premier Lig'de bazı futbolcular vardır. Oyun zekalarından çok, teknik yeteneklerinden çok fiziki özellikleriyle ön plana çıkarlar. Yani sanki işin bu boyutu Amrabat'ta biraz daha önde. Tabii ki kötü bir oyuncu değil, tekniği çok kötü değil ama şimdi bakıyoruz Galatasaray önümüzdeki sene Fenerbahçe ile yine kıyasıya bir yarışın içinde olacak. Biz biraz da futboldan keyif almak istiyoruz. Oraya bence çok daha Galatasaray'a teknik yönden de daha büyük katkılar sağlayabilecek oyuncular öncelikli olması Ona da lazım. Beşiktaş kısmına Baskı gelince soracağım altında hocam, hata ama yapabileceğini siz de sanıyorum önümüzdeki yılda iki takımlı bir lig bekliyorsunuz. onu ayrı konuşmak lazım. İşte ben olsam bakın Beşiktaş'ta hedefleri biraz farklı koyarım. Yani bir Ben beklemiyorum. İki Yok, takımlı lig Beşiktaş bekliyor kısmında daha mu? geniş Ben konuşuyoruz. Yok, genelde öyle bekliyorum. İkinci kere yani Evet, Galatasaray'la Fenerbahçe çekişir diye konuştuğu için acaba hani öyle bir evet. düşüncesi mi Genelde var diye benim sordum. beklentim o yönde. Beşiktaş şu an bulunduğu yerle ve ileriye dönük bana verdiği mesajlarla bu ikilinin arasına çok kolay girecekmiş gibi durmuyor. Peki, Beşiktaş Demin ne kısmında dedik? Teknik konuşuruz. direktörleri, teknik heyetleri kıyaslamamız lazım. Takımları kıyaslamamız lazım. Beşiktaş şu an Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın gerisinde. Ama buna rağmen bu tür takımların oraya ortak olabileceklerini ben biliyorum. Orada ne şekilde olabilir onu da konuşabiliriz. Bu arada Nordin Amrabat hala oynuyor. 37 yaşında Yunan Ligi'nde Evet, AEK'de Sofyan oynuyor kardeşi. yanılmıyorsam. Sofyan. Yani Sofyan Amrabat'la ilgili şunu söyleyeyim ben. Geçen yıl Erden Timur biliyorsun çok uğraştı. Son anda bize gelmekten vazgeçti dedi. Aynen bu cümleyi kullandı. 40 milyon euroluk bonservis rakamlarına ulaşmış bir oyuncu. Endombele
bir anda ortaya çıktı ve Ndombele'yi transfer etmişlerdi. Aslında hedef Sofyan Amrabat'tı. Ndombele kaç milyona ulaşmıştı bonservisiyle? O da 40 milyon euro, evet. Ya yani hep genelde 40 milyon euro biliyorsun oralar. Sanki daha yükseğine ama bile ulaşmıştı diye hatırlıyorum. Olabilir. 60'lar olabilir mi? Olabilir. Belki de 60 falan da oldu galiba. Doğru söylüyorsun. Demek 40-60 falan gördü. Bonservis bedeli oynamıyor. Yok. Hayır, Ndombele'nin iyi olduğu dönemler tabii ki vardı 65. ama 60-65 tabii. Sofyan Amrabat, yani ben tekrar, ya ben şunu bekleyeceğini biliyorum. Evet, bir liste vardı. Bu isimleri hep yazdık, çizdik ama şimdi sil baştan olabilir. Çünkü Mourinho geldi. Fenerbahçe nasıl transferler yapacak? Çünkü Galatasaray zaten bakarsan kadroyu koruyor. Şampiyon bir kadro var. Çünkü Icardi'si var, Mertens'i var, Muslera'sı var. Hepsi var yani, duruyor. Gönderilecekler, dilerim ki gelir Zaha'ya, Tete'ye, Ziyech'e, hani bu oyunculara teklifler gelsin de gitsin. Ama Oliver'a falan onlar gidecek işte. Fenerbahçe eğer hani standart üstü transfer yaparsa, taraftar, Galatasaray taraftarı hani yönetime okları yönetime çevirmemesi için mutlaka bir, üst düzey bir oyuncu da Galatasaray'ı alır. Yani şimdi şöyle diyebilirsin. Ya Galatasaray'da Icardi var. Icardi sembol oldu artık. Muslera gibi. Artık o da hani kitabı yazılacak, heykeli dikilecek bir oyuncu ama yeni bir yüz ister taraftar. Yeni bir yüz. Hani gönlünü almak için bunu yapar. Bak. Tabii. Her zaman ister ama şampiyon takımda çok ister. Mesela Beşiktaş taraftarı ister. Fenerbahçe taraftarı ister. Trabzonspor taraftarı ister. Çünkü şampiyonluk da istiyorlar. Ama şimdi Galatasaray şampiyon ve bence Fenerbahçe bir dünya yıldızı alırsa Galatasaray da alır. Madem öyle pas attın Zeki abi, Fenerbahçe transferde neler yapacak diye. Sayın Başkan Ali Koç'un transferle ilgili açıklamaları vardı. Şimanski'den tutun Batshuayi'ye kadar. Yine Zaha ve Davinson Sanchez'le de ilgili görüşlerde bulundu Sayın Başkan. Bir izleyelim, sonrasında Fenerbahçe'nin transfer hedeflerine ya da takım içi transfer nasıl olacak hep birlikte bakalım. Sayın Başkan'ın açıklamaları bu şekilde. Şimdi Şimanski'de serbest kalma bedeli yok dedi. Batshuayi olacak gibi sanki, o yönde bir açıklama geldi. Tabii Zaha ve Davinson Sanchez kısımları da ilginç ifadeler var. Zekam ne diyorsun? Yani bu arada Zaha, Davinson'u istersen sona bırakalım ama yani herhalde Şimanski zaten kalacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Polonya milli takımının kampında da hani Mourinho geldiği için çok heyecanlı olduğunu, evet, aslında böyle bir transferi de beklemediğini söylemişti. Direkt 10 numaram Şimanski demiş Mourinho. 10 numara pozisyonda oynayacak adam, hani oraya ekstra bir oyuncu istemiyorum demiş. Direkt ilk 11 oyuncusu olarak görüyor. Burada benim merak ettiğim, Batshuayi'nin hani sözleşmesi bitti, opsiyon, hiçbir şeyi yok. Biliyorsun 2 yıl üst üste Nottingham Forest'in kapısından döndü. Doğru. Olmadı. Doğru. Falan. Şimdi Türkiye'den teklifler olduğunu öğrendim gibi bir cümle kullandı. Galatasaray, evet, istemiyor. O zaman ya Beşiktaş ya Trabzonspor mu? Beşiktaş'ın da istediğini düşünmüyorum. O zaman Trabzonspor santrfor arıyor biliyorsun. Onu açıyor, bekliyor. Belki diğer takımlardan teklif vardır. Ama hani diğer takımlara gider mi? Olabilir. Belki Başakşehir istiyor diyebilirsin. Belki. Ama Fenerbahçe şu ana kadar niye oturup Batshuayi hoca istiyor dedi değil mi? Hani kalmasını istiyor dedi Mourinho. O zaman hemen tutması lazım. Batshuayi çok önemli bir oyuncu. Bence Mourinho, yaşı gereği de olabilir bilmiyorum. Roma'dan çünkü hani o ayrılmıştı geldiğinde Dzeko. Dzeko'yu hani çok, yani Dzeko değil belli yani. Santrfor alacaklar ama ikinci santrfor Batshuayi olacak, olması lazım dedim. Fenerbahçe gövdeli bir santrfor alacak. Batshuayi de Fenerbahçe'de kalsa bile geçen yılki rolüyle maksimum, yani aynı rolde olacak. Batshuayi'ye bir sezon daha bunu kabul ettirebilir misin? Soru işareti. Ama ve oyuncu 30 yaşında. Hani şu an için iyi bir kontrat şimdi alabilir ama Fenerbahçe ile kontrat uzatırsa belki bir sonraki kontratında zorlanır bak, ücret olarak. Umarım ki kalır. Ya yani Mourinho'yu getirdin değil mi? Mourinho'yu getirdin. Hoca kalmasını istiyor. Bence Batshuayi yedek kalmak istemiyor. Yani sonuçta yedek kalacak yine. Yedek kalmak istemediği için Türkiye'den görüştüğü takım var. Ve Türkiye'den görüştüğü takım demek ki Batshuayi'nin istediği şartları yerine getirmeye hazır. Yoksa Fenerbahçe şu ana kadar sözleşme yenilerdi zaten. Oyuncu yedek kalmaktan
yedek kalması, bir tonunda gol attı. Az daha gol kralı oluyordu bu Arap arada yani. Arap Yarımadası'na da gidebilir. Bir de böyle bir performansı var. Benim öyle bir tahminim var. Arap Yarımadası olabilir başlıyor. Her yerde olur bu istatistikleriyle. Yedek kalıp bu kadar gol atıp 20'nin üzerinde golü var. Tüm cephelerde baktığında herhalde 30'a yakın golü var Batu Şahin'in bu sezon. Yani açıkçası hani Trabzonspor santrafor arıyor. Batu Şahin olabilir mi? Bence süper bir santrafor bana göre. Hem forvet oynayabilir hem santrafor. Ve hani Beşiktaş'tayken evet bir şanssızlığı vardı ama bu sene Fenerbahçe'de vurduğu her şut gol oldu. Yani her pozisyonda gole çevirme şansı çok yüksekti. Onu da söyleyelim. Fenerbahçe'den demek ki Batu Şahin gidiyor. Yoksa başkan onu söylemez. Batu Şahin'i bir cümlesine bakar Mourinho'nun. Hoca istiyor, umarım ki kalır. Türkiye'den başka isteyen takımlar var demesi. Burada o zaman Batu Şahin herhalde yedek kalmak istemediği için direkt oynayacağı bir takıma gidecek. Ama şimdi bu Türkiye ama yurt dışı. Fenerbahçe'nin hücum hattını konuşalım hocam. Batu Şahin sizce bir kez daha aynı rolü kabul ederek kalır mı Fenerbahçe'de? Bence kalır. Eğer bu rolü ona net bir şekilde verebiliyorsan. Çünkü Batu Şahin şunu da biliyor. Eğer Dzeko Batshuayi ikilisi önümüzdeki sezonu bir daha birlikte oynayacaklarsa Batshuayi'nin alacağı süre daha fazla olacak. Yani İsmail Hoca ile Dzeko arasında öyle bir ilişki oluşmuştu ki mecbur kalmadıkça İsmail Hoca mümkün olan en uzun süreyi devamlı Dzeko'ya vermeye çalıştı. Son haftalar hariç. Son haftalarda olay başka bir boyuta gelmişti. Dzeko'nun performansında da ciddi bir düşüş vardı zaten. O yüzden Batshuayi daha fazla süre alacağı kesin. Ama bence burada belirli analizleri saha içinde Batshuayi analizlerini çok iyi yapmak lazım. Batshuayi bu sene rekor goller attı veya dakika başına attığı gol konusunda bu istatistiklerde ülkede birinci. Ama bunu nasıl okumamız lazım? Batshuayi genelde hep sonradan oyuna girdi. Batshuayi oyuna girdiği zaman da Fenerbahçe'nin gole ihtiyacı vardı. Dolayısıyla rakip kendi birinci bölgesine çekilmiş, kapanmış, hiç hücum etmeyi düşünmeyen bir takıma karşı Fenerbahçe tamamıyla rakibi baskı altına alarak oynadığı maçlardı. Böyle bir stratejide senin Batshuayi gibi santroforlarının, forvet oyuncularının gol bulma yüzdesi daha fazla. Veya Fenerbahçe 2-0, 3-0'ı bulmuş. Yani maçı koparmış. Rakip de artık acaba bir gol bulurum diye defansı biraz daha açık tuttuğu maçlarda. O zaman da geniş alanlara da hücum edebilecek bir futbolcu Batshuayi. O yüzden ilk 11 başladığı maçlarda, o sonradan girdiği maçlardaki istatistiği de yakalamakta zorlanıyordu. Bunun da altını çizmek lazım. Ama buna rağmen benim gözümde her takımda olabilecek bir futbolcu.